Sevgili takipçilerim, Emin Akkaya Tarot Yolları bu hafta sizlere neler gösterecek? Böyle yaptık ve başlıyoruz. Sevgili koçlar, nasılsınız? Şu aile meseleleri ve aile meseleleri, huzursuzluk, mutsuzluk ve aile içerisindeki yaşadığınız birçok şeye haksızlık içerisinde kalmak ve onlara kendinizi ispatlamaktan o kadar çok yorgunsunuz ki, yani eşinizin ailesi, kendi aileniz, çocuklarınız sizi böyle bir yorgun ve halsiz bırakmış ve artık hayata sarılmak, güven altında olmak istiyorsunuz ama eşinizin dağınık karakteri, o yarattığı kaoslar sizi çok fazla ürkütmeye başlamış. Ve iş konularımızla alakalı noktada da yeni beklenti içerisinde olduğumuz birçok noktadan haber bekliyorsunuz. Ve hani deriz ya, bana bu şans ne zaman gülecek? Yani benim tarotlarım size diyor ki, ailevi sorunlarını çözdüğünüz vakitte içinizdeki huzuru ve mutluluğu bulacaksınız. Ve bu evrede de kendinize ait iş alanınız, işinizle alakalı birçok noktada rahatlığa kavuşmanız gözüküyor ama özellikle ekip arkadaşlarınızın çoğunluğu erkekse burada rakibiniz çok fazla var. Yöneticilerinizde K, E harfi hakimse bu kişinin size yapacağı destek başarınızda ünvan katacak gözüküyor ama sizin ailenize ait özellikle annenizin ve anne köklerinizle alakalı devam eden kıskançlık ve kötü enerji var sizin haneniz üzerine. Elinize ne atsanız hani yarı kalır ya, yani ben bunu başlatıyorum yarım kalıyor, şunu toparlıyorum yarım kalıyor, ben nerede sorunluyum diyorsanız aile köklerinizin göz ve kötü enerjiden kaynaklı sıkıntıları var gözüküyor. Bir de erkek kardeş ya da abinizin devamlı hataları ve ailemizi maddi olarak zorlamaya başlamış ama bir erkek abimiz de yurt dışı ile alakalı beklettiği noktada adaletli bir şekilde hakimiyete kuracak. Eşiniz sizi aldatıyor şüpheler olan sevgili ev hanımları, bence dönem dönem bu hatalara maruz ama daha aldatılmamışsınız. Ama eşinizin arkasında sağlam durduğunuz sakında sıkıntı yok. Ama uzak durursanız pişmanlıklar ve hatalarla yüzleşeceksiniz. Kalbindeki düşündüğüm kişi bana sevgisi nedir diye soruyorsanız, sizinle doğru yol almak istiyor ama cesaret anlamında korkuları var ve ekonomik olarak düzenini oturtamamış gözüküyor. Peki evlenmeyi düşünen çiftler, özellikle ilişkinizdeki dışarıdaki etkenler ve sizin mutluluğunuza göz değdirmek istiyor. Başkaları için değil, ilişkiniz için birbirinize kucak açın istiyor. Gideceğimiz seyahat ve toprak konularımızda aydınlığa kavuşacağız. Merak etmeyin, hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, beğeni, kalp, yorum. İş konularımızla alakalı özellikle S, İ, L harfi olan ve işimizdeki ekip arkadaşlarımız da böyle isimler ve yöneticiniz ya da patronunuz bu harflerde ise kökünüzde yer değişimi, beklenti içerisinde olduğunuz işlerle ilgili büyük aydınlanma, kendi işinizle alakalı yeşermeyi gösteriyor. Diyor ki bu hafta kalbiniz ok gibi alacağınız her işte başarıyı aydınlığa kılacak. Yalnız uzun süredir iş gereği seyahatlerimiz ve evraklarımızla ilgili pürüzler ve devamlı önümüze engel olan insanları artık geride bırakacağız ve gitmemiz gereken yolculuk ya da farklı alanda kuracağımız iş kapılarımızda çok güzel başarı ve aydınlanma söz konusu olacak. Özel hayatımızda özellikle evli çiftlerimiz, kayınçonuz ya da kayınpederinizle alakalı sorunları ve onların haklarıyla alakalı noktada oturuyorsanız buradan çıkmanız lazım. Devamlı siz kötü damat konumundasınız. Mümkün olduğu kadar karınızla aranızda sorun yok ama onun ailesi ve onun çevresinden kaynaklanan sıkıntılarımız var. Özellikle mutsuz olan ev hanımları ve onu ben esarette ve yapayalnızım, kendimi anlatamıyorum ve çok yorgunum diyen ev hanımları, bu dönem eşinizle aranızdaki buzlar eriyecek, birbirimize daha sımsıkı sarılacağız ve ilişkide toparlanma, hatta ev taşınması, mülk almak ve birbirimize ait eksik noktaları çok iyi şekilde ödüllendirerek toparlayacağız. Çocuk evlilik teklifi almak isteyen ve kalbinizdeki insandan evlilik teklifi gelir mi diyorsanız, evet, bu evlilik teklifi özellikle F ve E ve L harfi varsa hayat arkadaşınız size evlilik ve yeni yapacağınız yolculuklar hem ilişkinizde hem büyük bir noktada mutluluk yaratacak. Aile büyüklerimize ait çözülmesi gereken kavgalar, tartışmalar, özellikle baba köklerimiz, amcalar arasında haksızlığa, mallar konusundaki yarattıkları haksızlıkları almak istiyorsunuz ama bu
dedelerinizin çözmediği bir şey. O yüzden babalarda, yani siz çözeceksiniz, bunların çözeceği yok, bilginiz olsun diyorum. Kalbinizdeki kişi sizi kaosa itiyor, düşündüğünüz kişi. Bu kaostan çıkın ve bu kişi de M ve N harfi belirgin olabilir. Sizin içinizdeki karanlığa itiyor. Yepyeni bir başlangıca ne dersiniz? Mutluluğu hak ediyorsunuz. Sevgili ikizler, nasılsınız? Benim tarotlarım bakalım neler verecek. Kader çarkınızın değişmesini, gökyüzündeki her şey ve yeryüzündeki her şeyin sizin için ılımlı olması için devamlı dua ediyorsunuz. Der ki kalp, kanatlarınıza verilecek özgürlük, kader çarkınız yeniden down diye sizin hayatınıza başlayacak. Yani işinizle alakalı para noktalarınızda ekonomik olarak yaşadığınız kaoslar, çöle düşmek, ekonomik kriz yaşadığınız birçok noktada bu hafta artık hani üzerinizdeki bu ölü toprağa kalkar, kendi anahtarınızı, ikinci anahtar kapılarınızı zorlamaya başlarsınız ya, işinizde özgürlüğünüz ve hak ettiğiniz haklarla ilgili ağzınıza verilecek güzel ifadeler var. Yer değişimi, kanadınız özgürce çözülmesi gereken pürüzleri en iyi şekilde halledeceksiniz. Ve özellikle de bulunduğunuz iş yerinde size destek verecek ve vermeye çalışan C ve A, K harfi birinin size yaratacağı imza, devlet ya da kurumsal alanda daha rahat ya da parasal konuda daha rahat süreçler sağlayacaksınız. Korkmanıza gerek yok. İlişki konusuna gelince, iletişimde birbirinizi kavga eder gibi, birbirinizi gırtlaklar gibi konuşmalar var. Sevgili çiftler, sevgili sevgililer, siz birbirinize doğru konuşma ifadesini yapmadığınız sürece bu ilişki her zaman karşı tarafın değişmesini bekliyorsunuz. Sizin de değişmeye ihtiyacınız var. Özellikle sizde N ve İ ve R harfi varsa sizde hatalar kaynaklanıyor. Eşinizde Y ya da G ya da İ harfi varsa eşinizin ailesinden kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlardan dolayı da birbirimizle olan bağlar kopartılmaya, hatta boşanmamız için mücadele eden insanlar var. Siz ilişkinize sahip çıkın çünkü o insanları bu zafere erdirmeyin. Bir de çocuk sevinci, çocuk doğurmak ya da tedavi görmek isteyen sevgili ikizler der ki burada tedavi şart. Bunların berekete dönmesi için doktorunuz ya da eşinizden kaynaklı sıkıntılardan dolayı ikinizin ortak tedaviye ihtiyacı var. Eşiniz ikna edin. Çocuk enerjiniz var gözüküyor. Peki ev taşınma için dua ediyorsun. Bu binadaki insanlar yani beni mutsuz ediyor. Ses, gürültü, çocuklarımı burada yetiştirmek istemiyorum diyen ikizler için gerçekten gönlünüze, yüreğinize uygun bir ev anahtarı çatısı olacak. Hatta almak için de doğru adım atacağınız başlangıçlar, kredi başvurunuz onaylanmış olacak. Kalbinizdeki kişi sizin için, özellikle kalbinizdeki kişi de U, N ve K varsa ya da I varsa ya da F varsa evlilik düşünüyor. Eğer ki sizde harf olarak E ile başlıyorsanız ya da N ile başlıyorsanız hayatınızdaki kişinin ihanetiyle karşılaşacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili yengeçler nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hemen bakıyorum. Oo. Hani bazen içimiz böyle nefes alamaz, tıkanırız. Herkesin sözü üstümüze böyle tetik yaratır ya. Yani çevrenizdeki ailenizin derdi bitmiyor. Sizin onlara destek vermenizden çok yorulmuşsunuz. Ara buluculuk yapmaktan o kadar yorgun, o kadar sevgisiz kalmışsınız ki bu dönem bunun hissiyatına varacaksınız. Birden çocuklukta yapılan hatalar, genç kızlıkta ya da genç döneminizde yapılan hatalar ve sizi boşluğa ve travmatik yaralarla yüzleşeceksiniz. Belki bir psikolog bu altyapınızı güçlendirmenize yardımcı olacak. Kariyerinizle alakalı söz verilen yöneticileriniz ya da patronlarınız size yalan söylemiş olacak ve buna şahit olacaksınız. O yüzden iki fırsatınız var. Bu iki fırsat yeni bir başlangıcı uyarıyor ve güzellik katacak. O yüzden buradaki kişilerin sizinle ilgili geleceği yok. Siz de yönünüzü belirleyin diyorum. Eğer ki yeni bir kapıya başlıyorsanız isminizde H ve O ve L varsa yeni kapı size güç ve rahatlık. Devletle alakalı beklediğiniz bir noktada da varsa da burada Y ya da Z ya da S harfi belirgin bir insanın devlet kapılarınızla aydınlık yaratacağını uyarıyorum.
ilişkiler konusunda hep meditasyon, hep şey, hep sorun olmasın, hep pürüz olmasın, kimseyle muhatap olmak istemiyorum derken, gerçekten içsel dünyanız ve ilişkinizde bir huzur haftası olacak ve birbirimizle konuşmak, hataları örtmek, hatta birlikte kendimizi bulma yoluna doğru gideceğimiz için artık kadın ve erkek huzuru bulacak olarak uyarıyor. Ama dışarıda sizinle çekemeyen ve özellikle eşinizin eski sevgilisi ya da yaşadığı bir yanlıştan dolayı rahatsız olduğunuz konular var. Eşiniz şu an bir hata yapmıyor. Onu bu laflarla hataya itmenizi istemiyorum. Yeni başlayanlar hatalı bile. Özellikle kişide U ve H ve L harfi varsa bu kişi size güven vermiyor ve yalancı ve sizin karakteriniz uygun değil. Bununla birlikte yanlışa yol alabilirsiniz ve bu ilişki ruhsal olarak sizi yıpratabilir, bilginiz olsun diyorum. Yeni ev almak için, hayal kuranlar için bir geçmiş ölmüş bir miras, ölmüş bir aile bağlarımızdan miraslarımız var ama der ki biraz daha mücadele, biraz daha amaç ve buradaki haklarla ilgili 7-8 kişi arasında zaten sorun var. Bir de siz bu sorunu yaratırsanız kıya. Akışa bırakın bu haklar ama taşınmak için 5 hafta gibi bir zamanınız var. Hayırlı olsun. Kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu derseniz, kalbinizdeki kişinin bir konusunda kendi içinizde ihanet ve güven problemi olduğu için kalbinizdeki kişi size gerçeği ifade edemiyor. Biz de siz de kural koyduğunuz için o insan sizi yıpratıyor olabilir. Veda etme vakti ama aşık olmak isteyenler için mühür ve aydınlık dönemi ilginiz olsun. Sevgili aslanlar, beğen, yorum yap, takipte kal diyoruz. Hemen çekiyorum. Burada der ki iş konularınızla ilgili mahkemesel konuların rahat ermesi, haklarınızla ilgili davalar sizin için olumlu sonuçlanacağı, para konularınızdaki yaşadığınız krizleri toparlamak için doğru başlangıçlar mührü vuruyorsunuz. Hayırlı olsun. İş konunuzla alakalı ekip ve çevredeki insanların sizin arkanızdan yaratacağı oyunlara şahit olacaksınız. İftira ve yalan ve suçlamalar söz konusu olacak. Bu hafta biraz daha çevrenizde, iş alanınızdaki insanlara dikkat edin. Özellikle dikkat etmeniz gereken kişi de L ve I ve G harfi olma ihtimali ya da N harfi olma ihtimali. Sizi haksız yere suçlayacaklar, işinizden çıkartmak için uğraşacaklar. Yurt dışı ile alakalı evraklarda özellikle müracaat edip hep yarım kalıyorsunuz ve eliniz kolunuz ve hayallerinize gidemiyorsunuz ya. Hayallerinizi artık maskenize çıkartın, tekrar başvurular yapın. Bununla ilgili çok güzel oluşumlar var. Evet, evli olan çiftlerimiz, bu ülkeden gitmek isteyen, özellikle kurtulmak isteyen sevgili aslanlar, ailenizle gideceğiniz yolculukta kapılarınız açılmış olacak. Ve buradaki her şeyi satıp savurup gideceksiniz de bir tane yer bırakın, ziyan etmeyin. Özellikle memleketinize taşınmak istiyorsanız, artık burada borçlarınız, ailenizin evine dönmek istiyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü eşiniz o eve gitmek istemiyor, orada mutlu olmayacağını, zaten bu evliliği onların yıprattığını bildiği için de ısrarla sizinle aranızdaki bağda kavga edebilir ama bence de biraz daha sabırlı olun. Çünkü orada düzen daha çok bozulacak, daha huzursuzluklar olacak. Buradaki çevreyi kontrol edelim. Bu ara boşanma fikri olanlarda gerçekten kırılan ve eşinizin ailesi ve sizin aileniz o kadar dedikodu yaptınız ki, o kadar evliliğinizi yıprattınız ki hem kocanıza laf söyletmiyorsunuz hem de aileniz bir şey söylediği zaman ailenize küsüyorsunuz. Ailenizin söyledik, siz söylerken iyi de onlar söylerken kötü oluyorsun ailenle. Ailenin söylediklerine de biraz saygı. Çünkü bunu sen yarattın. Bu enerjiyi sen koydun onlara. Rica ediyorum. Bundan birkaç yıl önce evinizde bir hırsızlık olayı olduysa yakın akraba, kuzen, dayı, abi, kardeş dediğimiz tarafından eşlerden kaynaklı bir sıkıntı var. Çünkü tekrar böyle bir hırsızlık gündemimizde olabilir. Dikkatli olun diyorum. Araç almayı düşünen, özellikle eşinize söz vermiş ya da eşinizin size hediye almasını istediğiniz, ışık yanıyor ama biraz paraya ihtiyacı var, sabırlı olun. Kalbinizdeki kişi sizin için gerçek gözle, gerçek kalple bakıyor. Eğer platonik bile takılıyorsanız kendi gerçeğinizle karşılaşacaksınız. Hatta şöyle söyleyeceğim. Onda da harf olarak, belirgin olarak hani Oya gibi, Onur gibi O harfiyle başlama enerjisi çok yüksek biri size güzellik katacak. Şimdiden bilginiz olsun. Sevgili başaklar, beğenin, yorum yapın diyorum. Hemen bakıyorum sizler için. Hani ben bütün yılın çabasını ve bu yazı
hayatımdan ödün alarak hiçbir şey yapmadım ve hak ettiğim noktayı almak istiyorum dediğiniz 3 gün, 5 gün, 6 gün zamanınız var. Yeni oluşumunuz, yeni kapınız gerçekten hayırlı olsun. Ve burada yönümüzü belirleyerek daha güzel basamaklara ilerleyeceğiniz, parasal noktada da hani idare etmekten, harçlıkla yaşamaktan bırak, biten başaklara sesleniyorum. Artık size küllerinizden para konusunda çok güzel bereketler yağacak. Verdiğiniz borçlar yavaş yavaş yerine girecek. İşinizle alakalı haklarınızla ilgili priminiz, maaşınızla ilgili yatışlar gerçekleşecek. Hatta üst düzey yöneticinizin size teklif edeceği bir iş alanı size daha büyük bir aydınlık. Mesela Y harfiyle başlıyorsa ya da N harfiyle başlıyorsa işinizde yurt dışı bağlantıları olacak, fırsatlar size mutluluk ve keyif verecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Özel hayatınızda hep geçmişteki ilişkinize özlem duyuyorsunuz ve bu ilişkiye devamlı geçmişteki ilişkinizle bu ilişkiyi karıştırıyorsunuz. Bence geçmişe bakmayı değil de şu anki hayatınızdaki insan size çok değer veriyor, çok kıymet veriyor. Ama o kendi boyutunda yaşadığı için, siz biraz daha ruhunuz enerjik ve keyifli olduğu için sizi anlamadınız. Hata yapıp ilişkinizi bitirmenizi istemiyorum. Bu ilişkiye kendi kalbinizle bakarak fırsat verin. Yoksa geçmiş ilişkiniz yeniden dönecek ama şu anki ilişkinizi kaybetmiş olacaksınız. Doğru karar verin. Evliliğinizle alakalı pürüzler çözülmüş. Daha kendinizi zamana ve akışa bırakacaksınız. Hayallerinizle alakalı noktada birçok yolculuk ve birlikte yapacağınız iş ya da parasal seyahatinizde özellikle bu üçü, 3 gün, 13 gün, 23 gün içerisinde eviniz hayırlı olsun ve bereketli olsun diyorum. Bir de eşinizin kardeşleri arasındaki bazı pürüzler ve sizin evliliğinize sıkıntı yaratıyor olabilir. Artık bu konuları evinizde duymak istemiyorsunuz ve çocuklarınız ortada kalmış gözüküyor. Hak veriyorum ama eşiniz devamlı kendi ailesini tutuyor. Onun ailesi gidince seni tutuyor. Burada bir tutma evresi varsa siz kendi fikrinizi söyleyin. Onun ailesi ve onun hakkında konuşma yapmayın. Çünkü o yine eninde sonunda ailesinin haklı olacağını biliyor. Kayınvalidenizle ilgili kötü düşünceleriniz var. Kayınvalideniz kötü biri değil. Geçmişte yaşadığı sıkıntılardan dolayı o da kurallı bir insan. Unutmayın siz de bir annesiniz. Yani sizin de erkek evladınız var. Lütfen siz de anne olacağını, kayınvalide olacağınızı unutmayın. Kalbinizdeki kişi sizinle köklenmek ama sizin pürüzlerinizi çözmeden, sizin psikolojinizi çözmeden köklenmek istemiyor. Siz kendinizi iyileştirmeniz lazım. Karşı tarafa hep suçlu gibi davranıyorsunuz. Suçlu köklenmek isteyen karşı taraf, siz iyileşmek istemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, beğen, yorum yap. Şikayet et beni. Devamlı şikayet. Neden rahatsızsın? Söyle bakalım. Şimdi bu iş konusunu göstermiyor. Duygusal pişmanlık. Hayatınızdaki insanda P, A, S ve B harfi varsa sizi dengesiz kıldı, sizi yıprattı, sizi böyle onur edip onur edip hep yarım bıraktı. Tekrar geri geldi, tekrar gitti. Bu artık size pişmanlık ve acı çektiriyor. Sen cesaretli ol. Ve bu karmaşık kökten kurtul ki sana gelecek güzel dengeyi bulman için güzel fırsatların var. Sana güzel bir aşk var. Kendini şifalandır diyorum, uyardım. Kendi kartlarım evli çiftler için özellikle hanımlarla alakalı. Evet, eşinizin sülalesi değil de sizin kendi içinizdeki dengesizlikler, yorucu konuşmalar, bıt bıt etmeler, devamlı aynı baskıda olmak eşinizle olan evlilik çatınızı daraltmaya başlamış. Biraz daha yumuşak, yani aktif kendinize spor, eğitim konularınızı adapte ederseniz bu evlilikte pürüz yok. Hatta eşinizin ekonomik olarak daha çok güçlenici, hayal ettiğiniz çatı katlı bir eve de sahip olacağınız gözüküyor. Bilginiz olsun. Ailesine ait topraklar konusunda ve kız kardeşin, eşinizin kardeşine ya da ablasına, ailesinin çok değer verdiği ve üvey evlat olduğunu söylüyorsunuz ama aile hakları eşit bölüştürecek. O yüzden boşuna bu laflardan çıkın diyorum. Ve sizin kendi ailenizde de mahkemelik sorunlar var. Özellikle miraslı konularla alakalı bazı konuları kaybedebilir ve haksız noktada haksızlığa düşebilirsiniz. Avukatınızı doğru seçmenizi öneriyorum dedim. İş konusunda işten çıkartılmaktan çok yerinizle alakalı gözleri ve elleri olan insanlara dikkat edin. Çünkü yöneticiler sizinle ilgili pürüz yok. Sizin kendi içinizdeki dikkatsiz ve her şeyi anlattığınız çevrenizdeki ekip arkadaşlarınızda sıkıntı var. Mesela Ebru gibi
Ender gibi, Hasan gibi birinden zarar görme şansınız ve işinizden çıkartılma gibi durumunuz olabilir. Kendi işinizde büyümek istiyorsanız, evet başarılar var. Yurt dışı ağlarla alakalı projeleriniz varsa gayet başarılı ve hayırlı olacak. Yeter ki inanın. Eşinize iş kurmak istiyorsunuz ve evde olmasını istemiyorsanız, ortaklı iş sizin hem eşinizin motivasyonunu artıracak, hem de size ek gelir sağlayacak. Borçlarınızla ilgili güneş gibi parlayacaksınız bu hafta. Güzel kazanç ve satmak istediğiniz evinizde satmış olacaksınız. Daha güzel bir ev anahtarı için de başvurularınız olacak. Kalbinizdeki kişi zamana bıraktı. Israrcı olmayın. Kalbinizdeki kişiye zaman verin. O doğru dengeyi bulacak diyorum. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap. Bakalım bu hafta tarotlarım. Yol, iş gereği gideceğiniz yollar, yurt dışı, şehir dışı, farklı işler ve bulunduğunuz iş alanında, şehirde gideceğiniz yolculuklarda işinizdeki sinirli ve agresif yönünüz size ekstra kazanç sağlayacak ve başarınız kutlanacak ve size ödül verilecek. Mümkün olduğu kadar şansınız, gücünüz ve iş imkanlarınız çok yoğun olacak. Hani beni yöneticilerim desteklemiyor, benim arkamdan oyun oynuyor diyorsunuz ya, o yöneticiler size çok güzel el ve kol işaretiyle kucaklayacak ve hak edilen noktanızla ilgili başlangıçlar var. Eğer işsizsiniz ve hala iş probleminiz devam ediyorsa ve devletle ilgili devreye giren insanlarda diyor ki D harfi, R ve K ve T harfi birinden iş konusunda devletle ilgili kapılarınız aydınlanacak ve orada olumluluk var. Yalnız hasta, tedavi görecek ve sağlık problemi yaşayan birinin sıkıntılı dönemleri başlıyor. Özellikle rahimle ilgili sıkıntı yaşayan anneniz, ablanız, eşiniz varsa acil doğru tedavi ve burada dikkat etmediğiniz şeyde sıkıntılar olabilir. Acil mutlu olmak istiyorsanız doktorunuza başvurun diyor. İlişki konusuna geldiğimiz vakit boşanma fikri olan ve artık ben çok yorgunum, mutsuzum diyenlerde bu ilişki tekrar birbirinize göz kırpacaksınız. Hem iki tarafın ailesi hem siz hatalar adına özür dileyeceksiniz ve bu ilişki eğer bu özeri doğru dengelerseniz ve birbirinize doğru şans verirseniz S ve E harfi isminiz de varsa ve N harfi mutluluk gözyaşı ve sevinç ve tekrar çocuklarımız ve düzenimiz hatta ev taşınmamızla birlikte evliliğimiz gayet güzel olacak. Ve uzun süredir eşinizle ilgili konuşmak istediğiniz konuları çok rahat konuşabilirsiniz. İsteklerinizi ve ailesine verdiğiniz altın ve para konusunu söyleyin. Ailesi bu paraları var. Size altınızı ya da paranızı geri vermesi gerekiyor. Biliyorum, haklısınız. Bu sizin emeğiniz ve verilmesi gereken nokta. Yalnız bir de kendi sülalenizle ilgili sıkıntılar bitiyor ama sizin çevrenizdeki kıskanç arkadaşlarınızı elemeniz lazım. Evinize her aldığınız insan sizin evinizi kıskanıyor. Lütfen evinize kalbinizden geçen insanlar alın. Herkes evinize gösteriş kuşları yapmayı bırakın. Evinizi sadeleştirin diyorum. Eğitim ya da konularla ilgili hep karar verip yarım bırakıyorsunuz. Ya, ay yapacağım o bir hafta o bir hafta. Bırak Allah aşkına, yapmayacaksan yapmayacağım da kandırma artık kendine, hata yapıyorsun ve git kursuna, enerjin değilsin, spora git, göbek yağların oluştu, bunları toparlaman lazım. Canım benim, rica ediyorum. Bir de kalbinizdeki kişi ruhunuzla aynı bakıyor ama siz onu ruhsuz görüyorsunuz. Bence onu dinlemeyi öğrenin. Sevgili yaylar, nasılsınız? Ben bakıyoruz bir kart. Mühür vuracağınız, işinizle ilgili çok güzel başlangıçlar yapacaksınız. Özellikle firmanızda E harfi, A harfi, N harfi varsa konumunuz yükseliyor. Başarınızı ödül sağlayacak gözüküyorsunuz. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız gözünüzü dört açıp yeni fırsatları gözden kaçırmamanız lazım. Bu ara ruhunuz kendi işini yap, ay hallederim, ay yok şöyle, yap böyle dediğiniz için fırsatları kaçırıyorsunuz. Bir popomuzu kaldıralım, işimize konsantre olalım istiyorum. Eğer ki yeni iş bekleyenler ve hala uzun süredir işsizseniz biraz daha beklemek. Çünkü ölüm, aslında buradaki kart ölüm kartıdır. Sizin dirilmenize ve psikolojik olarak desteklenmeye ve ruhunuzdaki yorgun enerjiyi iyileştirmeye ihtiyacınız var. Çünkü burada çok güzel bir yeşerme var. Haklarınızı her iyi noktada alacaksınız. Duygusal olarak ihanet şüpheleriniz var. Ve buradaki kişinin size yalan söylediği, özellikle bu telefonu çıkartma hep de şifreli ya, siz kalben onun sizi aldattığına ve yalan söylediğini düşünüyorsunuz.
Yani burada böyle şeyler var ama daha bir paylaşımdan çok flörtöz ruhu sosyal ağlarda paylaşıyor olabilir. Cep telefonunu bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de eşinizin yurt dışı seyahatleri, bu tarz seyahatlerle ilgili siz de gitmeye özen gösterin. Yoksa burada evlilik sıkıntı noktası uyarıyor. Bu ara güzel mutlu olan çiftler birlikte güzel vakit geçirmeyi planlıyoruz ama devamlı sizin yorgun haliniz, ilişkiyi istememe ruhunuz, eşinize güzel davranmamanızdan kaynaklı arada böyle herkes kitap okuyor mu boyut atlamış gibi okuyorsunuz. Birbirinizle güzel vakit el ele tutuşarak birbirimize tekrar flört etmeye ihtiyacımız var. Eğer bu flörtü doğru başaramazsanız yol ayrımı, kalp kırıkları, şiddetli sözlü konuşmalar sert olacak. Mutlu olmak isteyen ev hanımlarına sesleniyorum. Yani eşinizin iş yoğunluğu bitmiyor ve size vakti yok. Siz sadece çocuklar, yemek, o, bu devamlı koşturma halindesiniz. Değer görmek istiyorsunuz ama siz kendinizi geliştirdiğiniz için artık eşinize de ihtiyacınız kalmamış. İşinizi kurun, yolunuza bakın diyorum. Daha güzel aydınlanmalar var. Ama bu ara ev hanımları ve çalışmayanlar için eşiniz hatalarından özür dileyecek. Sizi kıran kalbinde hediyesi var ve bu gerçekle birlikte tekrar bütünleşeceğiz. Sizi düşünen kim varsa evet yönü sizinle belirlemek istiyor ama onun sizin kalbinize güvenmediği için adım atamıyor. Karşı tarafa bir gülümse istersen. Sevgili oğlaklar, bakıyorum hemen. İş konusunda yıkmak, yeni başlangıç, yeni projeler, yeni noktalar oluşturmak istiyorsunuz. Ve parasal konuda burası sizi artık tatmin etmediği için kendi alanınızda farklı kulvarlar yönündesiniz. Kafanızdaki soru işaretleri, sistemleri oturtmanız lazım. Oturttuğunuz takdirde güzel, mutlu olacağınız anlaşmalar, hatta bu anlaşmalar içerisinde aşkı da katacağınız noktamız söz konusu olacak. Bilginiz olsun. Sen kendi işinizi yapıyorsanız iletişim sorunu, herhangi bir sorun yok. Ortak ve ortak alımlarla alakalı net kararlar verip yerimizi büyütmek, daha büyük projelerde yer alacaksınız. Yani aslında bir ermiş eli değecek size iş konusunda ve her konuda cesaretiniz, rızkınız artmış olacak. Yani bu hafta işsizseniz iş kapınızda rahatlık, gücünüz yoksa güç enerjiniz yeniden şifa olacak. Fırsatlar ayağınıza gelecek. Ekonomik olarak parasal dengedeki boşluklarımız kendi yörüngesinde kader çarkı size parayla dönüşüm sağlayacak. Bol bol para niyetleyelim. Yani sokaktan çıkarken para gelecek. Oradan iş yaptığınız ekstra paralar hesabınıza gelmiş olacak. Evet evli çiftler, enerjiniz çok yüksek. Birbirimizle vakit ve kalite sağlamak istiyoruz. Ama burada yurt dışı ve şehir dışı eşinizin ve sizin işlerinizden kaynaklı vakit ayırmasanız da birbirinize gönül ve kalpler birlikte doğacağız. Her şey huzur ve bereket veriyor. Hatta hamilelik düşünenler için çocuk doğumu ve kız çocuk sevinciniz söz konusu olacak. Bilginiz olsun diyorum. Güzel bir şey. Evet, hiç aşkı yakalayamayan ve kalbim hep böyle bir noktada böyle hançer saplandı. Benim aşka maşka inancım yok. Mantık evliliği yapacağım diyorsanız duanızı doğru yapın. Aşkla şifalanacaksınız. Yani ben inanmıyorum, ben bana aşk bulmaz diyorsanız hem bereket hem içinizdeki doğru kalp, doğru aşk size duanızla birlikte şifa bulacak ve güzel olacak. Bu ara eşler arasında dışarıdaki etkenlere dikkat edeceğiz. Başkalarının akıllı konuştuğunu düşünerek ilişkinizde isteklerinizi abartabilirsiniz. Onların eşleri ya da hanımları onlara bir şey yapmıyor. Sizin mutluluğunuzu kıskanıyorlar. Mümkün olduğu kadar kendi ev çatımızı koruma altına alalım. Kalbinizdeki kişi sizin için sade ve saf bir kalple düşünüyor. O kalbi aldım, kabul ettim yazın. Çünkü o aldığınız kalp size daha hızlı şekilde hayatınıza geçti. Ev almak isteyenler için 2 hafta gibi ya da 2 ay gibi bir süreç var. Kredinizin onayını bekliyorsunuz. Hayırlı olsun efendim yeni krediniz ve güzel rahatlıkla ödeyeceksiniz. Sevgili oğlaklar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz ve aldım kabul ettim diyor yazarak yaparsanız enerjiniz daha yükselir. Evet aldım kabul ettim. İşinizle ilgili yolculuklar, gideceğiniz seyahatler ve şapkanız yukarı doğru kalkıyor. Yani yöneticileriniz ya da bulunduğunuz ortamda O, K, L, T harfi ya da F harfi olan birçok insandan destek alacaksınız. Şu an tepede olmaya doğru ilerliyorsunuz. İşinizle ilgili çok güzel fırsatları alıp kabul edeceksiniz ve başarınız ve parasal hayatınız daha rahata girmiş olacak. Yani sevgili kovalar, bakın zaten kendi kartınıza çekiyorsunuz. Der ki sihir gibi değişecek. Dokunduğunuz her şey yeşerecek.
aksi gördüğünüz ve olmaz dediğiniz fırsatlar size çok güzel bir şekilde yakalayacaksınız. Bunun içinde şapka, yurt dışı yolculukları, şehir dışı yolculuklarımızla ilgili tez gelecek haberler ve bu haberlerle birlikte gideceğiniz ve kalmak istediğiniz şehir ya da ülke belirginliğine kavuşacaksınız. Yani olumsuz hiçbir şey yok. Yöneticiniz kadınsa imzanızı atmış. Hayırlı yolculuklar diyorum. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Biraz daha dikkatli olmanız lazım. 7 aylık borcun verdiği sıkıntı, keder sizi çok fazla boğmuş noktada. Ve siz de bu sinirle yapmış olduğunuz hatalardan dolayı borç birikimleriniz var. Destek, yakın dost, yakın çevre, yakın aile. Yani anne, baba, yakın bildiğiniz ve inandığınız insandan kredi isteyeceksiniz. Bunda da S harfi olabilir, U harfi olabilir, M harfi olabilir. Bu sizi destekleyecek ve verecek borçlarımız en azından sadece ona borcumuz olacak gözüküyor. Yalnız bu ara para biriktiriyorsanız gizli gizli eşinize destek vermek zorundasınız. Eşinizin hacizlik icralık durumları var. O kenardan paraları çıkartın ki ev hanesi rahata ersin sevgili kovalar. Dikkat edin diyorum. Evet, burada sizin bu ara sevgili hanımlar duygusal olarak ilgi göremediğiniz için, duygusal olarak sevilmediğiniz için farklı enerjiye doğru ilerliyorsunuz. Der ki kalpte hata yapacaksınız ve bu hatayı yapmazsanız ilişkiniz ve düzeniniz ve sıkıntılarınız daha. Eğer yaparsanız evliliğiniz bitmek üzere olacak ve birçok çocuklarınız ya da ailenize ait utanç verici sözler söylenecek. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun diyorum. Yeni bir ilişkiye başlayanlar için kültürel farklılık olabilir. Bu yüzden de aileler ters düşebilir. O kültürel farklılığı bırakalım ama din konuları, din mezhep ayrımlarımız olabilir. Ailesi çok iyi insanlar, seçtiğiniz insan çok iyi, sizin aile. Bence ön yargılı olmasınlar, bir şans versinler, mutluluk onlarda gözüküyor. Evet, kalbinizdeki düşündüğünüz erkek sizi seviyor, çok seviyor ama onun geçmiş sorunu, bitmeyen bir ilişkisi var, o yüzden adım atamıyor. Siz adaletli bir şekilde Allah'a yalvaracak gözüküyorsunuz. Ben doğru aşkı bulayım diyerekten hoşça kalın. Sevgili balıklar, beğen, yorum yap, bizde kal. Bakıyoruz hemen. Yeni iş anahtarınız, yeni ev anahtarınız, yeni araç anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Buraya ben şifalandım, bu videonun altına ben şifalandım diye yazın ki şifanız hep birlikte yücelsin. Çünkü şifalanacaksınız. Ekonomik olarak beklentilerinizin yoğun olacağı ve hırslarınız ve iş konusundaki hedeflerinizin daha verimli olacağı bir hafta. Şifalanmak hem Allah katında hem de gökyüzündeki enerji sizi fazlasıyla mutlu edecek gözüküyor. Hadi bakalım şifalar sizinle olsun. Yeni iş başlayanlar için yön ve imzalar atılacak. Özellikle finans sektörüne alakalı beklentilerinizde olumsuz bir imza yok. Her şey olumlu şekilde olacak. Yalnız işten çıkmak isteyenler haklarınızı almadan bu imza atmayın. Avukatınız ya da etrafınızdaki insanlar yanınızda şahit olarak görsün ve boş yere imza atıp zarar görmenizi istemiyorum. İlişki konusunda özgürlük, kanatlarınızın altında uçacak güzel bir kalp var. Ama sizin bu konuda cesaretiniz, inancınız biraz daha kırgın. Bence bu enerjimizi de düzeltelim. Evli çiftlerle alakalı. Yani aslında evlilikte hiçbir sorun yok. Çünkü ilişkinizle alakalı hiçbir konuşma yok. Sadece ortak düzen, ortak yatak, ortak yemek, eşiniz işte, siz çocuklarla. Sanki evin içinde yaşayan ölü gibisiniz. Bu ilişkiyi bitirmeyin. Çünkü bu ilişkide Allah ömürlük bir ilişkisiniz ama mutsuzluklarla dolu. Bir ilişki terapisti, bir dengeyi bulmak ilişkiyi kurtarmanıza yardımcı olacak. Bence birbirinize sımsıkı sarılın. Pürüzler adına özür dileyin. Çünkü 3 yıldır bu ilişkide çok yorgun gözüküyorsunuz. Bu arada yeni evlenmeyi düşünenlerde evet istekleriniz var da bu hayatınızda kişinin iş konularıyla alakalı stresli bir dönem var. Bu baskı yapmadığınız sürece hayat arkadaşınızın sizinle gelecek planı var gözüküyor. Yalnız aileler arası yaşanan kırgınlıklar, küskünlükler, özür dilemeler var. Yani bağışlamak sizlerin elinizde. Bağışlayın, bu sorunlar bitsin. Çünkü tendit pilavı gibi her gün bu sorunlar evin içerisinde dönüyor, somurtuyorsunuz. Artık affedin ve yönünüze bakın diyorum. Evet, bir de araç konusu niyeti olanlar, evet değiştirmek, almak konusunda dört gözle araştırıyorsunuz ve istediğiniz araç kapınızda gözüküyor. Evinizle ilgili ufak tefek ışık, tadilat, yenilik, yenilenmek istediğiniz bazı noktalarda da ışık hızıyla yenilenecek, merak etmeyin diyorum. Kalbinizdeki kişi size ne diyor?
Kendi gerçeğini bulmadıkça ben senin yanında gerçek olsam ne olur diyor. Yani kendi gerçeğinizi görün. Kaçtığınız gerçek sizin aynanız. Yoksa mutsuz bir yakım içerisinde yalnızlığa doğru gidiyorsunuz. Sadece para odaklanacaksınız. Ama çok güzel paralar da var. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.